Dünya ne kadar büyük olabilir ki? Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mel hayâtüd dünyâ illel'ibü ve le'ab. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Muttaki olanlar için ahiret yurdu muhakkak ki daha hayırlıdır. Hala akıl erdiremiyor musunuz? En'am suresi 32. ayet. Kıymetli dostlar. Allah rızası için okuyacağım ifadeyi biraz kendi kendimize düşünelim. Kullarım, şu dünya hayatını ister reisi cumhur, ister kaymakam, ister vali, istersen de popüler bir zengin olarak yaşayın. Nasıl yaşarsanız yaşayın, şu dünya hayatı ahiret hayatının yanında bir oyun ve oyuncaktan başka hiçbir şey değildir. Kim diyor bunu? Dünyanın sahibi olan, onu yaratan Allah diyor. Bu cümleyi düşünmek lazımdır. Gözümüzde büyüttüğümüz şeylerin gerçekte büyük olmadığını bu cümlenin içerisinde bulmak lazımdır. Asıl gözümüzde büyütmemiz gerekenlerin ebedi hayatta karşılaşacağımız olaylar olduğunu anlamak lazımdır. Takva sahibi olan, Allah'a karşı saygılı olan insanlar için ahiret yurdu çok daha hayırlıdır. Hala akletmeyecek misiniz diyor Hazreti Allah Celle Celaluhu. Aklımızı çalıştırarak lehimize bir takım faaliyetleri oluşturmamızı Allah Celle Celaluhu bize tavsiye ediyor. Elhamdülillah ki bu ayetlere inandık. Elhamdülillah ki camideyiz. Elhamdülillah ki namaz kıldık ve namazdan sonra bunları aşkla, şevkle dinliyoruz. Yüce Rabbim, ahiretin kıymetini bilenlerden, dünyanın faniliğini kavrayanlardan ve ebedi hayat için iyi çalışanlardan eylesin. Dikkat! izleniyorsun. Euzü billahi Bismillahirrahmanirrahim وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم Geceleyin sizi öldüren, öldürür gibi uyutan, gündüzünde ne işlediğinizi bilen, sonra belirlenmiş ecel tamamlansın diye gündüzün sizi dirilten, uyandıran O'dur. Sonra dönüşünüz yine O'nadır. Sonunda O yaptıklarınızı size haber verecektir. En'am suresi 60. ayet. Kıymetli dostlar, Allah Celle Celaluhu kendisini bize tanıtırken diyor ki: Evvela Allah öyle bir Allah'tır ki sizi uyutur. Biz aslında gece yatağımıza yatıp uyuduğumuzda farkında olmadan ruhumuz bizden gider yattığımızda gece ruhumuzu bizden kabz edip bizi uyutan Allah'tır. Gündüz neler yaptığımızı, hangi işlerin peşinde koştuğumuzu, iyi veya kötü neler yaptığımızı en iyi bilen Allah'tır celle celaluhu.